tam 20 yıl geçti. Tahta çıktığı ilk günü hatırlar mısın paşa? Hatırlamam mı? Hiç kimsenin padişah olma ihtimali vermediği bir şehzadeyken talih saltanat yüzüğünü onun parmağına taktı. Sonra nasıl da güçlendi, büyüdü. Savaşa, savaşa güçlendi. 20 yılda memleketi nereden nereye getirdi? Bir 20 yıl daha kalsa. Kalsa? Kalsa? Başlasın. Açılın bakalım kızlar. Kocanız da çok heyecanlı Seniha Sultan. Sultanımıza hizmet etmek kocama hep mesut etmiştir. Padişahımızın hanımı olarak sizin bundan bahtiyar olacağınızı düşünürken endişelenmeniz. Hayret. Ne kapısko? Hala saçak mı öptünüyorlar? Bu yeni iyi senyor. Eskiden Osmanlı sultanları yabancı elçilere ayak öptürülmüş. Saçağını son kez öptüm. Nasıl? Hareket-i Hümayun padişahım, devletinle bin yaşa. Müminlerin emiri, Allah'ı birleyenleri himaye eden, Mekke'nin ve Medine'nin hizmetkarı, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, Sultanoğlu Sultan, ey yüce Abdülhamid-i Sani, Allah hilafetini kuvvetlendirsin. Allah devletini ebedi kılsın. Amin. Amin. Bay Herzl için gelmiştim. Buyurun. Ben eşiyim. Ne istemiştiniz? Kendisi evde yok mu? Yok. Kim bilir nerededir. Baba. Bugün hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımı attım. Tabii sadece benim için değil. Bütün Yahudi kardeşlerimizin hayali gerçek olacak. Artık onların da bir yurdu olacak. Kudüs'ün bereketli topraklarına, Nil'in o coşkun sularına, Fırat'ın heybetli lütfuna onlar da erişecekler. Mesih gelecek ve Süleyman Mabedi yeniden inşa edilecek baba. Öyle bir oyun kurdum ki, sultanın Mekke'ye varacağını sandığı tren yolu aslında tüm Yahudileri yurtlarına taşıyacak. Hizmetkarlarım
Birkaç gün içinde tren yolunun himayesini alacaklar. Keşke sen de yanımda olsaydın. Seni bu kadar çok seven oğluna keşke sen de inansaydın. Annenle ben pek çok kez kavga ettim. Neden biliyor musun? Senin oğlun olduğuma inanmadım da ondan. Senin gibi bir kafir asla benim oğlum olamazdı. Kafir olan sensin. İdeallerimize, tanrımıza ihanet eden sensin. Senin istediğin zaman konuşan, istediğin gibi tehdit eden, tüm Yahudileri kurtuluşu için insanların kanını helal kılan bir tanrıya inanmadım ben. Ben Yahova'ya inanıyorum. Benim inandığım tanrı merhametlidir. Annene babana hürmet edeceksin. Öldürmeyeceksinler. Kaçma Theodor, kaçma. İsrail devleti Tanrı'nın vaadi değildir. Gel. Sultanım. Rahatsız ediyorum, özür dilerim. Dinliyorum paşa. Demir yolları için İngiliz şirketi telgraf çekti. Emrettiğiniz üzere ihaleye hazırlanmışlar. Bu evrakın imza edilip sabah postasıyla İngiliz şirketine gönderilmesi gerekiyor. Düşününüz Tahsin Paşa'm. Saraybosna'dan trene binen bir Müslüman İstanbul'dan geçip Mekke Medine'ye kadar tren vagonunda seyahat edip hac vazifesini ifa edecek. Atla 6 ayda gidilen yol 1 haftada bitecek. İşte benim rüyam bu. Müminlerin toprağı onlara cennet olsun. Amin Sultan. Bismillah. Bak bana. Sen yenisin galiba. Şu tabak fazla. Sultan israftan hoşlanmaz. Kaldır. Kaldır hadi. Hayırlı sabahlar olsun. Devletiniz daim olsun sultanım. Günaydın babacığım. Güzel kızım. Abdülkadir yok mu? Babacığım yine bir gazetenin saraya alınmasını yasaklamışsınız. Allah aşkına ne ziyanı vardı bu meşveretin? Oğlum bir bismillah deseydin. Bismillah. Sen bu meşveretin arkasında kimler var biliyor musun Şehzade Efendi? Anneciğim bilmeme gerek yok ki. Hünkârımızla aynı fikirde olmayan insanlardır sanırım. Abdülkadir. Ah benim asi ruhlu evladım. Mesele benim şahsıma hücum etmeleri değil. Mesele devletimize, hilafet makamına hücum etmeleri. Ver. Havadis.
Meşveret gazetesinin havadisi. Hilafet makamının artık bir hükmü kalmamıştır. Pekala Hintli Müslümanlar İngiliz idaresinde rahat rahat dinlerini yaşayabilmektedir. Burada da fotoğrafı var. Bilgisiz bir Müslüman bile camide ayakkabıyla namaz kılınmayacağını bilir. Böyle sahte fotoğraflarla milletin aklıyla oynamalarına izin vermem. Gazetedeki havadisi gördün mü Sebahattin? Hangisini? İngilizler. Hindistan'a cami yaptırıyorlarmış. Adamlar herkese din hürriyeti veriyorlar işte. Abdülhamit de İngilizleri beğenmiyor. Beğenmez tabii. Ona göre tebaasına camiyi ancak halife yaptırabilir. Yoksa nerede kaldı hilafetin nizamı? Boş, boş. Artık dünyaya bütün yeryüzü vatanım. Bütün insanlar benim milletim diye bakmak lazım. Ama biz hala yok halifedir, yok sultandır. Takılmışız bir ailenin peşine. O ailenin nesi varmış acaba Sebahattin? Sebahattin öyle söylemek istemedi sultanım. Osmanoğulları her daim iyidir. Sizin atalarınız 6 asırdır bu millete hükümdarlık etmişlerdir. Hele abiniz Abdülhamit Han. Cihanda eşine az rastlanır bir dehadır. Sebahattin öyle demek istemedi. Mami, kızma ama. Mensup olduğum aile hakkında ileri geri konuşur muyum hiç? Mami de ne oğlum? Nereden çıktı bu şimdi? Anne de, valide de mamiymiş. Anneciğim, biraz batıya dönmeyelim mi? Evladım, sen önce özüne dön, yemeğini ye. Hadi. Özür dilerim validem. Sultan. Ah. Ah Mahmut. Lafı eveleyip gevelemeden söyleyin. Devlet abimden ne istiyorsun? Aşk olsun. Aşk olsun seni ya. Ben devletli abinizden ne isteyebilirim? Hizmet etmekten başka. Nasıl bir hizmetmiş bu? Seni ya. Bu demir yolları meselesini gece gündüz düşündüm. Çok çalıştım. Eğer ağabeyiniz Abdülhamit Han bu demir yolları vazifesini bana layık görürlerse devletimiz çok karlı çıkacak. Peki senin menfaatin ne olacak bu işte? Benim ne menfaatim olacak? Gelecek nesiller dua etsinler, bana yeter. Anladım. Ateş tamam mı? Yaktım baba. Ateşi yaktın. İş bitti. Şimdi kaç bakalım. Sirkeciye tren gelecek. Müşteri çıkar. Haydi eyvallah. Ömer, oğlum. Şu eldivenleri al bakayım. Ha, yok anne, şimdi yuları tutamam, elim kayar. Kızcağız özenip ölmüş evladım. Gel. Teşekkür ederim Zeynep. Zahmet olmuş sana. Ne zahmeti, lafı bile olmaz. Sen her zaman abime de bana da kol kanat gerdin.
Hadi dağılın. Sabah sabah kapatmayın dükkanın önünü. Hadi Allah'ım anlatayım. Oğlum, kavgaya falan karışayım deme ha. Boşuna nasihat etme Asiye Hanım. Senin oğlum bildiğini okur. Kime çekmiş acaba? Müşteri çorbayı gel. Ben yapayım mı? Dur oğlum dur. Dur aman. Kolay mı öyle hemen çıraklıktan kurtulmak? Yürü. Hünkâr, demir yoluyla alakalı imzaladığınız evrak İngiliz şirketine vasıl olmuş. Âlâ. Ayrıca kardeşiniz Seniha Sultan sizi görmeyi arzu eder. Buyursun. Aç evladım. Hoş geldin Seniha. Nasılsın? Mahmut Paşa nasıllar? Huzuru şahaneniz bozulmasın. İkimiz de sağlığınıza duacıyız hünkârım. Benim size bir maruzatım var. Dinliyorum. Mahmut, adliyedeki vazifesini bıraktığından beri canı çok sıkılıyor. O sıkılınca biz de sıkılıyoruz tabii. Huzursuzluk mu çıkarıyor? Haşa, olur mu öyle şey? Aksine bana karşı çok iyi. Lakin sizden bir vazife lütfetmenizi ister. Bir demir yolu meselesi varmış galiba. Bu aralar onunla ilgili çalışıyor. Bütçeleri hesaplıyor. Avrupa'da, Amerika'da nasıl yapılmış onunla ilgili mecmualar okuyor. Eğer mümkünse. Burada mı? Elbette burada. Tahsin Paşa. Mahmut Paşa buyursun. Muradın erdin mi? Hadi bizi yalnız bırak, iş konuşalım. Sağ olun hünkârım. Buyur paşa. Sultanım, beni huzura kabul ettiğiniz için müteşekkir. Buyur paşa. Demir yoluyla alakalı fikirleriniz varmış. Evet. Çok çalıştım sultanımız. Bu İstanbul'la Hicaz arasında 1300 kilometrelik bir mesafe var. Tabii bu iki güzergahı birbirine bağlayabilmemiz için irili ufaklı yaklaşık 2500 tane kagir köprü yapmamız icap ediyor. Bu da takdir edersiniz ki ağır işçilik. Amerika bu meseleyi zenci köleler vasıtasıyla çözmüş. Çok az ama çok az bir yiyecekle 18 saat çalıştırdığı zenci köleler bu işi halletmiş. Bana göre de harika bir verimlilik. Lakin bizim zenci kölelerimiz yok. Mahmut Paşa. Ben diyorum ki sultanım. Mahmut Paşa. Buyurun sultanım. Meşveret gazetesinin mürekkebi elinize bulaşmış. Sağ olunuz. Korkmayın, evinizde izletmiyorum sizi. Lakin bu Meşveret gazetesi muhalefeti abarttıkça abarttı. O kadar abarttı ki matbaadaki harfler dahi büyüdü. Bu elinize bulaşan mürekkebin kufi tarzdaki mimi sadece onlarda var. Sultan, bütün gazeteleri takip ediyorum. Tavsiyeniz üzerine. Söz konusu gazeteyi de takip ediyorum. Lakin o ne alçak, ne şerefsiz, ne yalancı bir gazete. Bu demir yolu meselesi çok mühimdir paşa. Elbette. Eğer istediğimiz gibi inşa edebilirsek Avrupa devletlerinin topraklarımıza uzanan elini kıracağız. Tabii ki işin başında aileden birini görmek itimat verir. İngilizlerin tekliflerini iyi bir inceleyin. Bizim projeye uygunluğunu tetkik edin, bakalım. Sultanım, müteşekkirim. Sultanım, kendimi bu vazifeyi almış gibi adledebilir miyim?
Allah ömürler versin sultanım. Allah ömürler versin. Mahmut Paşa. Buyurun sultanım. Ben gazeteyi okumadan önce mürekkep elime bulaşmasın diye ütületiyorum. Siz de öyle yapınız. Yoksa Allah muhafaza. İnsanın eline, yüzüne, aklına bulaşıyor. Elbette sultanım. Elbette. Abdülkadir gel gel. Bunun değil saraya, İstanbul'a bile girmesi yasak. Cinlerin koruduğu hazineye dokunur gibiyim yani. Hürriyet karşısında durmaya cinlerin de gücü yetmez kardeşim. Bir gün Paris gibi hür bir şehir olacak burası. Cinler bile cümbüş çalıp hürriyetlerini kutlayacak. Sen şimdilik bunlarla idare edersin. Yeni mecmualar geldikçe gider. Aman dikkat et. Bizim peder bunları görürse cinleri hafiye yapar, peşimize tıkar. Nasıl fela da unuttuk, iyi mi? Hadi hadi. Akşama bekliyorum. Buyurun Mahmut Paşa. Yok. Meşgulüm. Sultanımız bu demir yolları işini bana verdi de. Ben de zaten epeydir boştaydım. Nasıl olur? Biz Mehmet Paşa'nın bu vazifeyi almasını bekliyorduk. Hatta birlikte çalışıyorduk. E siz çalışın canım. Sonuçta mesele memleket meselesi değil mi? İşin başında ha ben olmuşum. Ha hanımın paşası. Sen bana hanımın paşası diyemezsin. Siz neden celallendiniz paşam? Ben size hanımın paşası derken Bidar Sultan'la aranızdaki kardeşlik bağını kastettim. Yoksa fena bir niyetim yoktu. Beni hünkârımız paşa yaptı. Eğer bir derdiniz varsa gidin padişaha söyleyin. Müsaadenizle. Zaten bir telgraf işim vardı. Ha. Bu arada ben dönüşte bir uğrar, yaptıklarımıza bakarım. Hünkârım, bu bölgeleri tetkik ettirdik. Özellikle Türkmen bir nüfus var. Peki, oralara da istasyon kurulsun. Sultanım. Şeyhülislam Efendi'nin de fikrini aldı. Bazı yerlere cami yaptırmak isterler. Amman ve Tabuk'taki istasyon civarına. Fevkalade. Fevkalade. Tahsin Paşa. Sadrazam Halil Paşa'yı duydunuz. İhaleden önce harita işlensin. Emredersiniz sultanım. Bu demir yolunu koruyacak iki şey var paşalar. İslam'ın hilali. Türk'ün yıldızı. Güzel pasaportunuz. Payitahta hoş geldiniz.
arabacı. Kafe Lebon'u biliyor musun? Tabii hanımefendim. Buyurun. Hadi aslanım, bu sefer beni mahcup etme. Atını aslanım diye mi seviyorsun sen? İltifat etmeyince yürümüyor. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler siz. Sağ olun, iyi günler. Bu tam ölçüsünde olmuş. Bu biraz daha aşağıda olmalı. Getirdim. Bay Herzl, Mahmut Paşa'dan beklediğimiz telgraf geldi. Sultan kraliçenin trenine bindi. Güzergahı yollayın. Başarmış. Vazifeyi kapmış. İstanbul'daki adamlarımıza söyle, hemen asıl haritaları Mahmut Paşa'ya yollasınlar. O iş çoktan oldu Herzl. Telgrafı yine benden önce açtın değil mi? Mehmet, neyin var kardeşim? Söylemeyecek misin bir şey? Sultanımız, efendimiz demir yolları işini Mahmut Paşa'ya vermiş. Nasıl? Biz uyurken Seniha Sultan kocası Mahmut Paşa için demir yolu işini almış bile. Sözde haremin en güçlü kadının kardeşiyim. Dur bir dakika dur. Bir anlayalım meseleyi. Anlaşılacak bir şey yok. Olan olmuş. Herif İzzet Paşa'nın yanında madara etti beni. Neyse. Zaten paşalık makamından azlimi isteyeceğim. Olmaz öyle şey. Ben senin için ne kadar uğraştım. Şu saatten sonra Seniha'ya kurban verir miyim? Yarın sabah kahvaltıda konuşurum ben tekrar sultanımızla. Sahi mi söylüyorsun ablacığım? Bak bu iş çok mühim. Lütfen ablacığım, lütfen. Tamam Mehmet, tamam. Endişe etme sen. O Seniha'yı bu sarayda daha fazla görmeye dayanamıyorum. Ne güzel kız ama ay hamurundan yoğrulmuş. Senin size selamı ve bir hediyesi var. İyi haberlerinizi bekliyor. Çantaya. O çantada hayallerimiz var Sabahattin. Bu demiryolu ihalesini İngilizlere verdiğimizde onların sarsılmaz bir güvenini kazanacağız. İşte o zaman payitahtı hür kılmanın yolları bize açılacak. İngilizler bu tren yolunu neden bu kadar istiyor anlamıyorum. Osmanlı'dan sonra kurulacak devletlere giden bütün yolları ellerinde bulundurmak istiyorlar. İmparatorluklar er ya da geç yıkılır. Kafamı bulandırma Sabahattin. Çantayı al, Abdülkadir'in odasına götür. Bu arada şehzademizi eğlendirmeyi de unutma. Kendileri sıkıntıdan patlamışlardır.
Çok sıkıyor bazen beni baba. Muallim gibi geziyoruz herifin yanında. Kur'an tilavetine, ziyafet diye bakan Abdülhamit'in yetiştirmiş olduğu şehzadenin eğlence anlayışı da bu kadar olur. Hadi git. Monsieur. Yakında seni şehzademizle tanıştıracağım. Bekliyorum. Sabırsızlıkla. Bekle. Bekle. Kardeşim. Hoş geldin. Nasılsın? İyi, git otur. Gel. Sultan. Devlete ebed müddet mührüyle Londra'dan havadis geldi. Kol ağası Celal kraliçenin mutfağında vazife almış nihayet. Hamdolsun. Başlıyoruz. Tahsin Paşa. İngiliz meşesi çok çetindir Tahsin. Celal evladım, girişte bir mutfak var. Sen ilk oraya gireceksin. Have a good night, mister. See you then tomorrow. O mutfağın güney cephesindeki son kapı bir koridora açılır. Sağdan dört kapı sayıp beşinci kapıdan içeri gireceksin. Merdivenler iyi cilalanmamıştır. Gıcırdar. Parmak ucunda yürüyeceksin. Buraya kimsenin giremeyeceğinden o kadar emindirler ki hiçbir nöbetçiyle karşılaşmayacaksın. Karşında üç tane farklı renkte kapı göreceksin. En sağdaki kapının üzerindeki anahtar alıp o siyah kapıyı açacaksın. Siyah kapıdan içeri girdikten sonra kütüphaneye ulaşacaksın. Tam karşıda en dipte eski bir kitaplık var. Kitaplığın 8. sırasının 4. rafında deri ciltli bir İncil var. O İncil'i çekince gizli bir kapı açılacak. Ben buraya kadar biliyorum Mehmet. Bundan sonrasını bilmiyorum. Orası kraliyet ailesinin sır odası. Harp ve sömürü düzeninin planları o odada. İngilizlerin yeni dünya nizamının sırları o odada saklı. Padişahım, siz bu kadar tahsilatı nasıl edindiniz? Anlattığım her odayı sadece bir adamım gördü. Onların anlattıklarını birleştirince kraliçenin sarayını gezmiş kadar oldum. Evladım, buraya gelene kadar çok şehit verdik. Bu kapılardan biri şehitliğe açılabilir. Eğer vazgeçmek istersen. Sultanım, yoruldunuz. Paşa, paşa! Ah şu duvarlar olmayaydı paşa. Ah şu duvarlar olmayaydı. Ben sultan oğlu değil, bir reçberin oğlu olaydım. O zaman bu devlet için kendim koşardım. Canımı ortaya koyardım. İçim acıyor, içim. Paşa, içim acıyor. Bu devlet için, bu devlet için kendini feda eden evlatları gördükçe içim acıyor. Ben Sultan Hamit değil de Kul Hamit olaydım. Hilalimizi batırmaya çalışanlara karşı göğüs göğüse çarpışaydım. Seni bekliyordum, geciktin.
sana bahsettiğim gazeteci vardı ya. Onunla buluştum. Çocuk tam bir idealist. Hürriyet konusundaki fikirlerini dinlemelisin. Geçen öyle bir laf ettik. Neymiş o? Oturuyorduk. Ayağa kalktı. Herkesin içinde ellerini açtı. Diktatör bir hakikat ise ihtilal vazifedir dedi. Büyük laf. Hem de herkesin içinde. Büyük cesaret. Ne zaman buluşuyoruz arkadaşınla? Yarın inşallah şehzadem. Tabii sen saraydan çıkabilirsen. Hürriyet Sabahattin, hürriyet. Dünyanın en kıt nimeti. Eğer bir insan karnını onunla doyurmaya çalışırsa diğer herkes aç kalır. Babam hürriyetin sadece kendine ait olduğunu düşünüyorsa büyük hata ediyor. Bu saraydan çıkan başka bir yol daha var. Merak etme. Annem. Sen benim İsrail'imsin. Ben İsrail'sem Yahudiler yandı. Niyeymiş? Mum doğru düz ayakta duramıyorum. Her an ölebilirim ben. Sen daha çok uzun yaşayacaksın anne. Böyle şeyler söyleme. Tam bir yıl geçti. Ne bir yıl geçti anne? Babanın kayboluşunun ardından tam bir yıl geçti. Yaşıyor mu, ölü mü? Aniden bizi terk edip gitti. Artık unut şu adamı anne. Bizi bıraktı ve gitti. Tanrımıza ihanet ettim. İsrail'e sırtını döndü. Neredeyse Musa'nın çocuklarını yoldan çıkarıyordu. Yok, Yahudilerin bir devlete ihtiyacı yokmuş. Onlar sadece dinlerini yaşamalıymışlar. Benjamin! Benjamin! Şu bulak annenle saatlerce ne konuşuyorsun? Çok merak ediyorum. Sus lütfen, duyacak. Duyarsa duysun. Bıktım artık, anlıyor musun? Bıktım. Götür, nereye bırakıyorsan bırak. İstersen eski karının yanına bırak. Hem onu daha çok seviyormuş. Ya çekemiyorum artık, anlamıyor musun? Lütfen biraz kocanın yanında olur musun? Koskoca Osmanlı hükümdarıyla boğuşuyorum. Neden? Tüm Yahudi kardeşlerimizin mutluluğu için. Bak, yakında İsrail'i kurduğumuzda sana öyle büyük bir ev yaptıracağım ki senin odanla anneminkinin arası trenle 3 gün olacak. Evimizin ortasından tren geçecek, öyle mi? Ben o kadar gürültüye katlanamam beyim. Tebrikler Mahmut Paşa. Demiryolu işinin himayesini sultandan almışsınız. Lord Richard, bana güvenebileceğinizi size söylemiştim. Şimdi ne istiyorsunuz? Osmanlı limanları. Abdülhamit'ten önceki padişahlar tarafından kontrolü İngiliz şirketlerine verildi. Elbette. Lakin Abdülhamit bu anlaşmaları bozmak için fırsat kolluyor. Ama bizler limanları tren yoluna bağlayıp sizinle de çok güçlü bağlar tesis edeceğiz. Abdülhamit güzergahları titizlikle tetkik edecektir. Onun hususi emriyle güzergahlar Müslümanların yaşadığı içeri kesimlere yapılıyor. Bunu değiştirecek olan sizsiniz. Bay Herzog bundan çok memnun olacak. Lord Richard, bütün hayatımı Abdülhamit denilen çok güçlü bir rüzgarın önüne attım. Sizler de benimle birlikte sağlam durunuz ki bu güçlü rüzgar ikimizi birden savurup fırlatmasın. Hiç merak etmeyin Mahmut Paşa. Bu işte adınızın karıştığı hiç duyulmayacak. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Devletiniz daim olsun sultan. Maşallah.
Bu sofra bütün payitahtı doyurur. Herkese günaydın. Ne güzel bir sofra böyle. Bir an şehzade olduğumu hissettim. Ben bu sabah hünkârımızın ağzına layık bir sofra kurdurmak istedim. Sizinle konuşmak istediğim bir mevzu vardı. Bismillah. Buyurun. Bu sofralar zaten bunun için var. Sultanım buyurun dinliyorum. Şu demir yolu işi. Mahmut Paşa'ya dokunuyoruz. Sesi Mehmet Paşa'dan duyuluyor anlaşılan. Ama kayınbiraderiniz bu iş için çok çalıştı. Sizin ve devletimizin iyiliği için kendisine bu görevi vermeyi çok mu görüyorsunuz? Fakat kardeşiniz Seniha Sultan tabii benden daha değerliyse... Rahmetli babam Abdülmecit, hanımlarını siyasete bulaştırdığı için acınacak duruma düştü. Benden babamın hatalarını tekrar etmemi beklemeyiniz. Kardeşiniz demir yoluyla alakadar olmak istiyorsa, kendisini Hicaz valisi olarak tayin ettireyim. Tren yolunun ulaşıp ulaşmadığını tetkik etsin. Haddimi aştım, özür dilerim. Maksadım işinize karışmak değildi tabii ki. Ben ablalık hislerimle davrandım. Biliyorsunuz Mehmet Paşa da ben de devletimizin ve sizin iyiliğinizden başka hiçbir şey düşünmeyiz. Bilirim sultanım. Babacığım. Sevincimin tacı güzel kızım. Kahvaltıya geçindim diye bana kızdınız mı? Sana hiç kızar mıyım? Buyur. Kızmaz mısın? Kızmam. Peki bugün Çırağan Sarayı'na gidip Hatice Sultan'la görüşmek istesem de mi? Güzel kızım. Çırağan'la ilgili hususi tedbirleri mi biliyorsun? Çok istiyorsan Hatice Sultan gelsin. Böylesi daha münasip. O da olur. Buyurun.